Herkese merhaba, hoş geldiniz. Bugün mısır pişireceğim. Püf noktalarıyla birlikte anlatacağım. Umarım beğenirsiniz videomu. Gördüğünüz gibi şimdi tam mısır zamanı. Mısırın tadına doyum yok. Güzelce bunu pişireceğim. Tam mısırcıların sattığı tarzda. O lezzette bir mısır pişireceğim. Püf noktalarıyla birlikte anlatacağım. Evet, şimdi tam mısır zamanı ama fazla da mısırı bulunmuyor açıkçası. Bunu zorla buldum ben. Evet, gelelim nasıl yapıldığına. Şimdi mısırımızı iyice temizliyoruz. Şu şekilde. Püsküllerini de aldıktan sonra gördüğünüz gibi ikiye bölelim. Yerken de daha iyi oluyor. Ve düdüklü tenceremize koyuyoruz. Güzelce diziyoruz. Devam ediyorum. Biraz zor ama emek vermeden yemek olmuyor maalesef. Evet. Bugün mısır için dışarı çıktım. Sırf mısır almak için. Bakın mısırlar kocaman kocaman seçtim tek tek. Ve bölüyoruz. Biraz güç isteyen bir şey. Ve devam ediyoruz bu şekilde. Evet, gördüğünüz gibi biraz ortalığı kirlettim ve dağıttım ama hiç önemli değil. Çünkü ben yapı olarak dışarıdan pek bir şey almaktan hoşlanmıyorum. Sokakta mesela mısır satılıyor, kaynamış, hazır. Ama ben evde kendim alıp kendim yapmayı tercih ediyorum. Bakın bu şekilde hazırladım. Düdüklü tenceresine böldüm. Bakın. Ve kabuklarını atmıyoruz. Kabuklarının şu iç yeşil kısımlarını ayırtıyoruz. Ve mısırların üstünü kaplayacak şekilde, bakın bu iç kabuk. Dış kabuklarını istemiyoruz. Çünkü onlar kirlidirler. Bu şekilde mısırlarımızın üstünü kapatıyoruz. Bunun nedeni ise tamamen kendi buharında ve mısır kabuğunun lezzetinin alması için yapıyoruz. Yani püf noktası bu mısır kaynatmanın. Şimdi diyeceksiniz ki mısır videosu da çekilir mi? Mısırı herkes kaynatır. Evet, kaynatır ama mısır biliyorsunuz zor pişen bir şey. Onun için düdüklü de yaklaşık 30 ila 35 dakika mısırın cinsine, bazen 40 dakika oluyor. Ama ben bunu yaklaşık bir 30 dakika pişireceğim. Şimdi bu kabuklarını bakın, ince, şu dış kabuklarını istemiyoruz kesinlikle. Bir kat dizdim bu şekilde. Hem havayla temasını kesiyor hem de bir lezzet veriyor mısırımıza. Bakın bu böyle ört. Tamamen örttük üstünü. Şimdi ben bunu yıkayacağım. Bir kez sudan geçireceğim. Ondan sonra bunları dediğim gibi 30 dakika sonra düdüklüde pişireceğim. Evet, mısırımız pişti. Yaklaşık bir 35 dakika düdüklü tencerede açtım. Bakın suyun rengini görüyor musunuz? Bu rengini büyük ihtimal bu kabuğundan alıyor. Çok hoş da bir kokusu var. Çok güzel. Muhteşem bir lezzeti de ayrı bir güzel. Bakın nasıl güzel pişmiş. Burada da gördüğünüz gibi çok güzel. Püf noktamızı unutmayalım. Kabuğuyla birlikte pişmesi ayrı bir lezzet. Tabii yıkadıktan sonra bir kez yıkıyorum ben. Tozunu alıyorum. Bu şekilde yaparsanız daha lezzetli, daha hoş olur. Benim Instagram sayfam da var. Benim Lezzetli Tariflerim adı altında. Oraya da gelirseniz yine güzel paylaşımlarım oluyor, resimlerimiz oluyor, hikayelerimiz oluyor. Beklerim. Görüşmek üzere. Umarım videomu beğendiniz, beğenirsiniz. Görüşmek üzere. Başka bir videoda diyorum. Hoşça kalın.